Herkese yeniden merhabalar. Bugün güzel bir kabak kebabı tarifi veriyorum. Ve içinde pirinci var, sebzesi var. Çok güzel bir yemek olacak. Patlıcan kebabının bir başka versiyonu bu. Çok beğeneceğinizi umuyorum. Ve hemen tarife geçiyorum. Şöyle 200 gram kıymağım var. Orta yağlı kıyma kullanıyoruz. Bir adet soğanı rendeledim. Üzerine ekledim. Suyunu tam sıkmadım. Yarım sıktım. Ve bir yemek kaşığı pul biberimi ekledim. 1 çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Ve üzerine 4 diş sarımsak koyuyorum. Sarımsak büyük küçük karışık. Siz damak tadınıza göre bunu çoğaltıp azaltabilirsiniz. Ama bu yemeğe sarımsak çok yakışıyor. Mutlaka koymanızı tavsiye ediyorum. Sarımsakları da ekledikten sonra maydanozumu ekliyorum. Bir demet maydanozu doğradım. Onu da ekliyorum küçük bir demet. Yani eğer demediniz büyükse yarısını kullanabilirsiniz. Ve bir çay bardağı pirinç koyuyoruz. Bu pirinç çok yakışıyor, çok güzel oluyor. Bir çay bardağı pirincimi yıkadım ve ilave ettim. Ve güzel bir harmanlıyorum, temiz yoğuruyorum. Bunu iyi yoğurmak lazım. Tam köfte şeklinde birbirini tutması lazım. Siz isterseniz yumurta koyabilirsiniz ama ben hiç gerek duymadım. Bu köfteye yumurta koymaya hiç gerek yok. O yüzden ben koymadım. Zaten içine pirinç koyduğumuz için kesin birbirini tutuyor. Kesinlikle dağılma falan olmuyor. Köftemizi iyice yoğurduktan sonra şöyle kontrol ediyoruz. Birbirine yapışıyorsa, tam köfte kıvamına geliyorsa kıymamızı artık kenara alabiliriz ve kabaklarımızı doğrayacağız. 4 adet kabak kullandım e, orta boy kabaklar kabakları temiz yıkadım kabuklarını soymuyoruz çizik de atmıyoruz olduğu gibi sadece dilimliyoruz iki parmak kalınlığında kabaklarımı yuvarlak yuvarlak dilimliyorum bunun yerine patates de kullanabilirsiniz ve patlıcan da kullanabilirsiniz aynı şekilde veya ekstradan yanında pirinç pilavı veya bulgur pilavı yapmanıza gerek yok. Zaten içinde pirinç olduğu için gayet doyurucu ve besleyici bir yemek. Yanına yoğurt veya salata yeterli olacaktır. Kabaklarımı hepsini bu şekilde dilimledikten sonra kenara aldım. Tencereme aldım. Uygun bir tencere kullanın. Kabağınızın yeteceği kadar bir tencere alın ve e, harcımdan Köfte büyüklüğünden parçalar koparıp iki kabağın arasına koyuyorum. Yani köfte şeklini verip kabakların arasına böyle koyuyorum. Çok az koymayın. Çok az olunca arada kaybolacak ve güzel olmaz. Köfteler içinde görünmesi lazım. Çünkü kıyma pişince biraz küçülüyor. Pirinç onu tutacaktır. O yüzden tam kıvamında koyun ki tam doyurucu olacak. Çünkü bu bir ana yemek olacak. Köfte büyüklüğünde parçalar koparıp iki kabanın arasına yerleştiriyorum. Çok kolay, çok basit ve şahane bir yemek. Çok beğeneceğinizi biliyorum. Bu köftenin değişik versiyonunu yapmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Linkini buraya bırakacağım. İsterseniz bakın onu da sumaklı yapmıştım. Onu da deneyebilirsiniz. Ve kabakların hepsini bu şekilde yaptım. Yerleştirdim tencereme tenceremi kenara aldım bir sos hazırlıyoruz biz buna bir yemek kaşığı salça koyacağım kaseme üzerine bir yemek kaşığı dolusu toz biberi ekliyorum acı veya tatlı size kalmış hangisini seviyorsanız onu ekleyin hafif acılı olursa tabi güzel olur ve bir yemek kaşığı mutlaka tuz koyun çünkü kabağımızda tuz yok sadece köftemizde tuz var ve üzerine 2 su bardağı kadar su ilave ettim sıcak su ilave ettim soğuk da ilave edebilirsiniz hiç fark etmez hiç ziyanı yok daha hızlı pişmesi açısından ben sıcak su ilave ettim ve kalan kabaklarımı da tencereme koydum ve hazırladım sosu üzerine döküyorum birazını da böyle kepçe ile tam üzerlerine gelecek şekilde hepsini üzerine döküyorum ve kapağını kapatıp ocağa koyuyorum görüntüsü de çok güzel, tadı da çok güzel. Ocağa koyuyoruz yüksek kararette ateşte önce kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. Şu anda bakın çok kararetli kaynıyor ve altını kıstım. Üzerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı veya çiçek yağı gezdiriyoruz. Ben zeytinyağı gezdirdim. Ve o kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. 10-15 dakika pişmesi yeterlidir. Ve yemeğimiz piştikten sonra 10 dakika dinlendiriyoruz ve istediğimiz gibi sunum yapıyoruz. Bakın gerçekten çok güzel. Böyle içinde biraz suyu kalmalı mutlaka. O üzerine sos olacak. O sosu çok lezzetli oluyor. Köftenin kendi suyu da giriyor içine. Sebzelerin suyuyla beraber çok şahane oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi istediğiniz gibi sunum yapın. Ben sadece göstermek amaçlı böyle tabağa koydum. Üzerine biraz da sosundan koydum. Bir yemek kaşığı da yoğurt ekleyip afiyetle yiyebilirsiniz. Kıvamı da çok güzel, tadı da çok güzel. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açarsanız, videolarıma destek olursanız kanalıma büyütmemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Videomu sevdiklerinizle paylaşırsanız, beğeni ve yorumlarınızı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.